Merhaba arkadaşlar, neredeyiz? Kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar, bugün neredeyiz? Bugün Hamsiköy Sütlacı'ndayız. Bugün Hamsiköy Sütlacı Hakan Usta'nın yanındayız. İnsan hep böyle bir iyi bir sütlaç, değil mi? Hani böyle sütlacıya girip de böyle sütlaç yediği zaman ulan bir sütlaç yedim bugün demesi gelir, değil mi? Doğal, hijyenik, böyle iyi bir sütlaç içiyor. Şimdi biz buradayız, Hakan Usta'mızı tanıyacağız. Hakan Usta'cığım merhaba, seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba kardeşim, ben Aslen Erzurumluyum. Yaklaşık 4-5 yıl önce buraya bir çiğ köfteci olarak geldik. Evet. O işi başlattık. 2 yıl öncesinde de sütlacımız bizim çok beğenilirdi. Evde yapardık biz bunu. Ondan sonra ticarethanemize sütlacımızı da bırakmaya başladık. Sütlacımız da insanlar tarafından çok beğenildi. Çok beğenildi, doğru. Çünkü doğal yapıyoruz. Böyle pastanelerdeki, kafelerdeki, restoranlardaki gibi nişastayla, pirinç unuyla, ne bileyim çok katkı yoğun maddelerle, şeylerle, katkı maddelerle yapmıyoruz. Yapmıyorsun, doğru. Tamamen doğal yapıyoruz. Tam kıvamında yapıyoruz. Bundan dolayı da böyle bir iş başlattık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam edeceğiz. Evet, şimdi dostlar, genelde şimdi pastanelerde, işte marketlerde satılan sütlaçın içinde katkı maddeleri var. Margarin var, tatlandırıcı var. Dostlar, tatlandırıcılar normalde şekerden 50 kat daha tatlı. Bu da insana çok zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Adam gibi adam gibi sütlaç yapmak lazım. 5 kuruşu fazla olsun ama ne olsun, iyi bir şey olsun. Şimdi Hakan Usta, neden Hamsiköy Sütlacı? Yani başka sütlaç değil de neden Hamsiköy Sütlacı? Yani bu ismin nereden verdiniz, nereden geliyor, neden? Hamsiköy Sütlacı'nın özelliği, evet, içerisinde süt, şeker, pirinç. Bundan başka hiçbir şey olmaması lazım. Bunların da birinci sınıf olanını kullanmak lazım. Hamsiköy, Trabzon Maçka'nın köyüdür. Yani bu sütlaç ilk icat edildiği zaman Hamsiköy bunu hiç bozmadan yapan, devam ettiren yer demektir. Bunun nedeni bu. Bunun nedeni bu, evet. Evet. Bunu galiba Türk Hava Yolları da bu Hamsiköy sütlacını kendi şehirlerine aldı, müşterilerini dağıtmaya başladı. Evet, evet. Evet, evet. Peki, genelde dedik ya, sütlaçlarda çoğunlukla işte margarin, tatlandırıcı kullanıyorlar, katkı maddeleri kullanıyorlar. Sizin böyle sütlacın merkezinde, yani o malzemelerin içinde ne var? Yani o sütlacın içinde hangi malzemeleri genelde kullanıyorsunuz yani? Süt, pirinç, şeker. Başka hiçbir malzeme yok. Şeker ve doğal şeker değil mi? Şeker pancarından kullanıyorsunuz. Tabii, şeker pancarından. Şimdi biz bunu kullanırken, evet, hiçbir kıvam arttırıcı, nişasta, pirinç unu kullanmadan da kıvam verebiliyoruz. Tabi bu da iyi bir ustalık gerektiriyor. Evet. Şimdi ben internette sizi çok araştırdım. Ya arkadaş, bir tane olumsuz bir yorum yok mu ya? Yok abi, bir tane olumsuz bir yoruma denk geliyorum. Gerçekten öyle, hiçbir olumsuz yorum yok. Buraya gelen bütün müşteriler gayet memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Hiç iki kez gelen müşteriler oldu mu? Zaten bir gelen mutlaka daha sonra tekrar gelir. İki kez, üç kez, dört kez gittikten sonra etrafındakileri getirmeye başlar. Zaten müşteri geri dönüş yaptığı zaman demek ki sen o işi güzel yapıyorsun demektir. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ teşekkür olun. Ederim. Eyvallah. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Kesinlikle buraya gelip bu tadı tatmanız lazım. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kanalımız yeni olmasına rağmen gerçekten son günlerde bayağı bir izlenmeye başladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.